E-Devlet şifresi soyumuzu öğrenmemiz, soy ağacımızı bilmemiz için devletin yarattığı yeni bir sistem. TC kimliğinizde, E-şifrenizde giriyorsunuz, soyunuzu öğreniyorsunuz. Ben öğrenemedim. Öğrenenler hangi soydandır çok merak ediyorum. Ben de soyumu merak ediyorum. Bu sırada en çok sorulan bana Tayyip Erdoğan'ın hangi soydan olabileceğini tahmininiz var mı diye sordukları zaman Osmanlı soyundan çıkacağını hissediyorum. Evet, diğer magazin programlarımıza geçiyoruz. Burcu Esmersoy evlilik kararı verecek. Sürpriz bir evlilik ve ilişkiye başlayacak. Yeni projeye imza atacak ve çok güzel bir program anlaşması yapacak. Çok da başarılı olacak diyorum. Özge Ulusoy uzun süredir özel hayatı ile ilgili sessizlikte çok yoğun bir temposu var. Bu tempodan dolayı özel hayata kırgınlık yaşıyor. Ona da Mart'tan sonra muhteşem bir aşk, ismi soyadı güçlü bir insanla o da doğru noktayı bulacak. Berrak Tüzün Ataç. Uzun süredir gündemde gözükmüyor ama fiili oynuyor değil mi? Fiili oynuyor siz ama o zaman bilmiyorsak şöyle yorumlayalım. Onun için çok başarılı bir dönem, güzel bir kariyer dönemi ama özel hayatı ile ilgili oturtamadığı bir dengesi var. Onun bence böyle babacan bir adamla aşk yaşaması lazım. Onun için de yaza doğru ihtiyacı var çünkü onun sevgiye ihtiyacı var. Tarkan baba olacağını söylemiştik ama oğlu, ben ikizleri olacak diyorum ama oğlu olursa da babasının ismini Ali olarak koyacak. O yüzden ona da çocuk sevincinin mutluluğunu yaşasın diyoruz. Okan Bayülgen yine yaptı yapacağını, ne yaptı? Biliyorsunuz ki geçenki canlı yayın konuşmasında bir saçmalık ama Okan Bayülgen'cim yeni bir projeye imza atacak ve hayırlı olacak. Ay Okan'ım biraz seni özledik, biraz sesini kes, programlara geri dön diyoruz yani canım benim lütfen yani. Gönül yazar sağlık problemi yaşayacak ve sağlığı ciddi anlamda sıkıntı olacak. Ahu Yatu Cem Yılmaz'ın eski eşi, o da gizli bir aşka yelken açtı. Yakın gündemde pat diye patlayacak. O yüzden hazırlıklı olalım diyorum. Ve Ajda Pekkan ne yapılacak? Bu sene çok yoğun bir müzik temposu var. Güzel bir CD çıkartması var. Gayet başarılı ve aydınlık diyoruz onun için. Nihat Odabaşı muhteşem bir aşka yelken açacak. O da babalık özlemi yaşıyor. Evlatlık edinebilir diyorum. Dedim bile. Başka kimler var kız? Elimizde böyle merak ettiğin hiç yok mu böyle şu ne olacak dediğin? Yok. İlber Ortaylı'yı merak edersin. Allah uzun ömür versin Allah İlber'ciğim sana. 100 bin Çünkü yıl 100 versin. bin yıl yaşasın diyen senin psikopatça hayranın var. O yüzden sana yüz binlerce yıl ömür diliyoruz. Çünkü sen çok değerli bir insansın. Bu ülkede belki değerin geride kaldı ama seni bilen herkesin için çok değerlisin. Seni seviyoruz diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. Evet, şehit haberlerimiz daha had safhada olacak. O yüzden hatta uçaklarımıza zararlar gelecek. Uçaklarımız düşürülecek. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Afrin'deki askerlerimiz Allah yardım etsin. Yaşanan bir sürü sıkıntılar var ama sonu zafer olacak. Bu haftalık magazin programı. İsmail YK'yı yine sordular. Aklıma geldi. Bunu ama hayranım bu albüm çıkarıyor mu ben anlamadım ki. Evet, yeni bir albüm çıkartması Ha, var. çıkarıyor Evet, değil mi? çıkartılacak ve huzurlu bir albüm. Onun için başarılı bir albüm. Çünkü çok uzun süredir depresyondaydı. O yüzden güzel bir süreç, başarılı bir süreç olacak. Bir de Çukur dizisini çok merak eder. Geçen hafta söylemiştik Çukur'u. Ufak tefek cinayetler ne olacak diye sordular. Gayet güzel, hızlı. Evet, Gülse Birsel, Jet Sosyete gayet başarılı ve güzel. Zaten çok akıllı ve aynı espriler, aynı süreçler ama sonuçta böyle bir ülkemizin böyle bir espriye ihtiyacı var. Enerjisinin değişmesi lazım. Jet Sosyete de gayet başarılı olacak. Demet Evgar, evet, Avlu, İstanbullu gelini, ufak tefek cinayetleri, Çukur'u bile geride bırakacak yılın top dizisi olacak. O yüzden biz dizileri rakip tanımıyoruz. Çukur geçmesin. Avlu Çukur'u geçecek, çok başarılı olacak. Demet Evgar'da evle ilgili bir restorasyon, onun biliyorsunuz ki yüksek tavanlı evde oturma enerjisi çok fazla var. O uzun süredir duygusal hayatını böyle kendi içinde yaşıyordu. Ona da güzel bir ilişki, çok böyle mıy mıy gibi deseler de aslında çok yetenekli ve çok akıllı bir kız olarak görüyorum. Başka? Ajda Pekkan'ı konuşmuştuk sanki. Ajda Pekkan yeni bir proje, Ajda Tamam, yeni bir onun projeye yer için. alacak. Kerem Bursi ile
Serenay Sarıkaya. Evliliğe doğru gider ama Serenay Sarıkaya evlilik değil de kariyer formatlı bir insan olduğu için hep evliliği kenarda tutuyor. Evlilik yapacaklar diyorum dedim bile. Evet, bu haftalık magazin programımız da burada sona erdi. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Ne yapacağız? Soyacımızı öğreneceğiz, soyacımızla kökleneceğiz diyorum. Mutlu kalın.